kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Hey guys, what's up? How's it going? We are writing our script. Ah, great. Yeah, we hope you like it. Ya bak, Muhittin'in ismini abi clipboard'a eklesene. Yani iki saniye önce de vardı. Her seferinde oraya gidip copy paste anamızı aldı yani. Tamam, iyi fikir kendim. Are you using Word for your script? Yes. Well, that's why it took you so long then. What do you mean? That writing a script with Word must be so hard. Yes, but it is the best program we can use. We also use Notepad, but this one is better than Notepad. Yes. Notepad, guys, there are script writing softwares. Why don't you use them? But we don't have budget, okay? They are free. Free? No way! What are they? Arkadaşlar, bu evlerde kalmamız gereken dönemleri yapacak bir şey yok, çok canım sıkılıyor diye söylenmek yerine evde kalmaya devam edip bu süreci kendimize fayda sağlayacak bir sürece dönüştürmeliyiz. İlk olarak eğer dış mekan çekimleri olan bir projeniz varsa bu çekimleri kesinlikle bu salgın süreci geçinceye kadar ileri bir tarihe ertelemelisiniz. Dizi setleri bile çekimlere ara vermişken sizin kendi projeniz için ekibinizle dışarı çıkmanız çok da akıllıca bir hamle olmayacaktır. Bu arada biz bu salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evlerimizde kalırken bizim için bu virüsle savaşan tüm sağlık çalışanlarını huzurlarınıza ayakta alkışlıyoruz. İyi ki varsınız. Bu salgın sırasında evde durup ne yapacağım diyorsanız işte bu bölümü sizler için. Salgın sonrası çekmek için birçok projenin evde senaryo yazım kısmını halledebilirsiniz. Senaryo yazma konusunda eğer Word kullanma konusunda uzman değilseniz senaryo yazımı senaryonun belli bir formatın olması gerektiğinden skecimizde Kenan ve Lali'nin yaşadığı gibi sizin için de bir işkenceye dönüşebilir. O yüzden yazarken sizin için senaryo formatını düzenleyen ve size bu konuda çok kolaylık sağlayan hem de ücretsiz olan Scenarist programını size öneriyoruz. kitscenarist.ru/en adresinden ücretsiz şekilde indirebileceğiniz ve indirdikten sonra sizin olacak. Bu program birçok platformda çalışabiliyor. Programın Türkçe dil seçeneği de var. Eğer programı farklı dillerde kullanmak isterseniz, programın ayarlar kısmındaki en üst seçenekten programın desteklediği başka dil seçeneklerini de görebilirsiniz. Eğer dil seçeneğini değiştirirseniz, bu değişikliğin geçerli olması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekiyor. Yine ayarlar kısmında koyu temayı kullan seçeneğinin yanındaki kutucuğa bastığınızda tüm arayüz koyu bir renge bürünebiliyor. Burada seçim size kalmış. Öncelikle hemen söyleyelim. Biz bu bölümümüzde sadece size senaryo yazmanız için programın arayüzünde en çok kullanmanız gereken bölümlerden bahsedeceğiz. Programın diğer kısımlarını keşfetmeyi şimdilik size bırakacağız. Scenarist programını açtığınızda program size yeni bir proje oluşturma ekranı ile karşılıyor. Proje oluştur seçeneğini seçtikten sonra açılan pencerede gelişmiş yazısının yanındaki kutucuğa bastığınızda senaryonuzu bilgisayarınızda nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Filminizin ismini yazdıktan sonra oluştura bastığınızda program senaryoda olması gerekenleri kısımlara ayırmış şekilde size yardımcı olacak pencereyi açıyor. Filminizin bir logline'ı varsa burada bulunan logline kısmına, bir sinopsisiniz varsa buradaki sinopsis bölümüne sinopsisinizi yazabilirsiniz. Karakterler ve filmde kullanacağınız mekanları burada bulunan karakterler ve mekanlara mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılan pencerede yeni ekle seçeneğini seçerek ekleyebilirsiniz. Kartlar bölümünde şu an bir şey yok. Çünkü senaryoyu biz yazmaya başladığımızda burası yazdığımız sahnelere göre şeklini alacak. Ve senaryoyu yazacağımız bölüme bastığınızda artık senaryonuzu bu bölümde yazmaya başlayabilirsiniz.
Daha önceki senaryo yazımı bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi senaryoda her sahne sahne başlığıyla başlıyor. Ve işte senarist de zaten bu konunun uzmanı olduğu için senaryo sayfasında size sunduğu ilk seçenek sahne başlığı. Hemen bu 3 unsurdan oluşan sahne başlığımızı yazıyoruz. Ve Enter'a bastığımızda bakın ne oluyor. Sahne başlığı direkt olarak eyleme değişiyor. Burada sahne hakkında bilgi veriyoruz. Şimdi bu sahnedeki Bora'yı konuşturacağız diyelim. Oka basıyoruz ve açılan seçeneklerden karakteri seçiyoruz. Ve karakterin ismi olan Bora'yı yazıyoruz ve Enter'a bastığımızda bakın burası karakterden diyaloğa dönüşüyor. Ve karakterin diyaloğunu yazıyoruz. Enter'a bastığımızda program normal olarak eyleme geçiyor. Ama biz karşısındaki karakteri konuşturmak istiyorsak Tab tuşuna bastığımızda eylem karaktere dönüşüyor. Bu böyle devam ederken siz bir bakmışsınız sayfalar dolusu senaryolar yazmışsınız bile. Ama biz şu an burada yazmayı bırakıyoruz. Bu 1,5 saniye sonrasında şimdi daha önce boş olan kartlar kısmına baktığımızda programın senaryoyu sahneler halinde burada kartlara yazmış olduğunu görüyoruz. Biz yazdığımız senaryonun nasıl çıktısını alıyoruz. Buradaki menü seçeneğine bastığımızda bir pencere açılıyor ve buradan dışa aktar seçeneğini seçiyoruz. Ve yeni bir pencere açılıyor. Bu pencerede senaryoyu dışa aktar seçeneğini seçiyoruz ve senaryomuzun kaydedilmesi gereken yere seçtikten sonra program bize senaryoyu birkaç formatta çıktı verebiliyor. Bu formatlardan PDF formatını seçmenizi tavsiye ediyoruz. Şablon olarak da Final Draft senaryosu A4 seçeneğini seçmenizi öneririz. Tüm istediklerinizi işaretledikten sonra yazdırma ön izlemesi seçeneğinden senaryonun nasıl görüneceğini göz atıp her şey tamamsa dışa aktar seçeneğini seçebilirsiniz. İşte artık senaryonuz çekiminiz için hazır. Çıktı aldığınız PDF'te başlık sayfasına yazdığınız senaryonun ilk sayfası ve senaryonun diğer sayfaları da Amerikan tarzı senaryo yazım şekline uygun bir şekilde yazılmış halde elinizde oluyor. Senarist size senaryo yazımı konusunda tüm bu kolaylıkları sağlarken Kenan ve Lal gibi Word'de düzeni oluşturmaya çalışıp kendinize işkence etmenize gerek kalmıyor. Bir dahaki senarist bölümüne kadar birçok senaryo yazmanız dileğiyle. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.